Fuat Akken. Yalan Rüzgarı. Yalan Rüzgarı diye bir film vardı orada, eşli vardı. Fuat Akken'i gördün mü? Bir gün Dünya Kupası'na gittik. Lan bu yemeklerden önce kalkıyor. Hani Kemal Sunal, rahmetli Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Ababam sınıfı bu. Ababam sınıfı mı? Neydi işte, tereyağı saklıyor, onu saklıyor, ababam bunu sınıfı, saklıyor. Dolapta sınıfı. Gidiyor, herkesten gizli yiyor ya. Bir gün lan baktım bu bir değil, iki şey değil. Şey mi diyor, babam yolladı falan şey mi? Bak, bir değil, iki değil, üç değil Atakan. Aa, gittim buraya, ne yapıyorsun sen dedim, bu erkenden geliyorsun. Ya eşyalım bir şey istemiyor dedi. Oh yoruldum dedim, şöyle yatağa bir uzanayım dedim. Lan bu uzandım, aşağıdan çatı çutu sesler geliyor. Yorganı bir açtım. Nutella var, şişe. Bisküvi var. Ya çok iyi ya. Tarhana çorbası var. Allah Allah. Çekirdek almış. Bak şey çorbalar almış böyle paket. Tamam mı? Lan bu kahve içmez, çay içmez. Bilirim yani, huyunu bilirim bunu ben. Ya inanılmaz ya. Sen tarhana çorbası getir, çekirdek getir, Nutella getir, çubuk kreker getir, işte bisküviler getir. Herkes önden çık, odada ye. Çok ondan sonra kaldırıyor, saklıyor yatağın altına. Ben yer miyim onu ya? Şoka gibi. Ya tam Kemal Sunal'ın filmdeki o... O tarhanayı nasıl yapıyor? Ya hazır tarhana çorba alıyor mu? Sıcak onları... suyun içine atıyor, karıştırıyor, içiyor. Size de vermiyor. Vermiyor, söylemiyor zaten mesela. O düşünmüş, tamam mı şimdi? Herhalde demiş, burada eleniriz, 10-15 gün kalır döneriz diye. Ona göre de az getirmiş, bir tek çekirdeğe fazla getirmiş. Bir çuval çekirdek getirmiş, bizden saklıyor. Ya inanılmaz ya, başka var mı hikaye? Bir de uyumaya benim odaya geliyor. Ya çok iyi ya. Böyle yapıyor ya. Kardeşim, ne var? Ya uyu, işte Hasan da geliyor, Hasan da korkuyor gece yalnız yatmaktan. İkisi geliyor. Gece yalnızlıktan korkuyorlar, sen tabii ikisi benim odaya geliyor, sabah geliyorum benim odaya bilmem ne götürmüş, onlar orada tertemiz. Ya inanılmaz. Yatmaya geliyorlardı. Korkuyorlar gece. Demek abi 28. kat zaten deprem oluyor dakika başı Kore'de. Ha. Kore'de, Japonya'da dakika başı sallanıyorsun siz abi. Siz bir de şey heykel görmüşsünüz siste değil mi? Ya onu Hasan anlasın. Ya inanılmaz değil mi? Onu Hasan anlasın, böyle bir şey olamaz Japonya'da. Siz bir de uçakta türbülansa giriyorsunuz. Ölüm korkusu falan, inanılmaz ejder telleri. Hemen ertesi gün olmuş galiba ya da birkaç gün sonra. Ya işte tamam, Japonya'ya gittik, orada oldu. O türbülansta sen Hasan Şaş'ı biliyorsun değil mi? Hakan Şükür'ün ettiği bütün dualara katılıyorum. Biliyorum. Bilmez miyim? Ya ben böyle bir şey görmedim lan. Neler yaşadık orada biz ya. Uçak nasıl böyle pat pat. Bir tanesi böyle yapıyor. Hoppa! Hoppa! Lan ne olur yapmayın, manyak mısınız? Ama uçak böyle 2000 metre mi 3000 metre mi çat 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 bir koydu. Bilmiyorum şimdi. O gün de gitmeden önce çeklerimiz var. Tamam. Başkan yazmış çekleri. Haluk Ulusoy. Az Yıldırım. Az Yıldırım. Yani. O, sezon sonuna kalan ödemeler oluyordu. Sezon sonu bittiği zaman çek yazıyorlardı. O seneni kapatıyorlardı. Dedim çek zaten ne olacak? Ağustos'ta başlıyor. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım gidiyor. Dönünce alırız dedim. Şimdi uçak düşüyor lan dedim. Çekleri de almadım. Ya canını düşünmüyorsun. Para düşüyor. Neyse. Uçak. Döndük Türkiye'ye. Ertesi gün sabah 7'de Derazı'na gittim. O zaman kulüp binası Derazı'ndaydı. Tamam, bir daha uçağa bineceğim. Mersin'e çocuklar yazdı, onların yanına gideceğim ya. Şu çeki dedim bana, kasaya koyayım da. Ne olmaz, işi garantiye alalım. Ya inanılmaz ya. Ya ölü mü düşünmüyorsun, çeki düşünüyorsun. Ya çok tamam da bizden sonra da var arkada, tövbe yarabbi. En azından onları garantiye alalım dedik doğru, yani. Doğru, güzel burada babalık psikolojisi. Ne yapacaksın yani, almamışsın bayağı da para, hatırı sayılırdan para o zaman. Doğru. Lan bari alıp konserde en azından arkada bir şey bırakmış olur, tövbe yarabbi, Allah'ım yarabbim ya. Şey peki, o gece heykel nasıl oldu, gözü ışık. Ya heykel tamam, bizim üçümüz oldu sen yana, önümüzde böyle bir 20-25 metre bayağı bir, işte senin bu halı sahanın, yani şeyin bu üst tentenin genişliğinde, uzunluğu bunu ters çevirdiğin zaman nasıl bir şeyse, korkar mısın korkmaz mısın abi? Gözleri de şey yanıyor değil mi? Işıkları var. Işıkları var. Siz de onu gördünüz. Siz ne zannettiniz? Aslında onu belki de ne bileyim uçaklardan falan şey mi yapıyorlar, hani korun, hani böyle olur ya böyle büyük direkler falan. Ya. Ne zannettiniz? Yani ben korktum esasında hayalet gibi ama Hasan altına yaptı. Öyle korktu yani. Ay, ne zannetti mesela onu? Beyaz bir hayalet gibi. Şimdi karanlıkta gördüğün zaman korkuyorsun abi. Zaten otele gece geldik. Ay korktu, ne yaptın mesela? Atladı mı yatağa? Bilmiyorum. O gün kendi odasına kalıyordu tesadüf. Benim odada yani. Ya çok ama sabahleyin hepimiz, bir de tam da bizim zaten böyle şeyler ya Hasan'ın başına ya Fatih'in başına ya benim başıma gelir diye. Ya inanılmaz. Yemin ederim. Fatih Akker'den var mı aklına gelen başka ona? Siz acayip iyi anlaşırsınız. Ya Fatih Akker'le bir anlarımız var. Onları anlatsak var ya yerle eksan oluruz. Yani. Rezil oluruz. Rezil. Bunun tiki var. Ne tiki? Acayip tikleri var böyle. Hı-hı. Geliyor bana kanki, ben işte diyet yapıyorum. Gece acıkıyoruz, menemen yapıyoruz. Şimdi yani bizim bunun yüzden başımıza gelmeyen kalmadı ya. Sen anlatsak var ya.